Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Yüzüklerin Efendisi oyunuyla birlikteyiz. Bugünkü videoda yeni komutan gelmiş, onu birlikte inceleyeceğiz. Ve arkadaşlar sezonda neler oluyor onları hep birlikte göreceğiz. Lakin yeni komutana geçmeden önce sezonda neler oluyor size onları göstereyim. Rakibimiz olan, hatta rakibimiz bile olamayan bir Lindon yavşağı var. İşte Agmar'da, Gundabat'da, Varyaks'da bize düşman ediyor. Hani bize düşman ediyor, bize kışkırtmaya çalışıyor bize karşı. Hadi onu geç, olabilir. Bu da yetmemiş gibi, dördünü de patakladığımız için bunlar da yetmemiş gibi Rohan, işte cüceler ve Gondor'a da yazıyor. Bak, böyle haysiyetsiz bir oyuncular işte kendileri. Yani onlar yetmemiş gibi, dördünü pataklandığımız yetmemiş gibi bir de cüceleri, Rohan'ı, işte Gondor'u kendilerine almaya çalışıyorlar. Şimdi gittik orada Etten Avlak'taki kaleleri aldık. Gelip bunların Durlant'taki kalesini aldık. Burada kaleleri de almaya devam ediyoruz. Yani bunlar bizi durdurmaya çalıştıkça biz kaleleri almaya devam ediyoruz. Bunları da pataklayacağız yani. Elinde sonunda bu iş bitecek. Şöyle olaylar nasıl bu hale geldi? Buradaki her yer kırmızı pindi zaten, şimdi göstereceğim. Olaylar nasıl bu hale geldi? Hep birlikte onları görelim. Evet arkadaşlar, geçen videoda kaldığımız yer burası. Agmar'la savaşacağımı söylemiştik ve Lindon Savaşı'ndan çıkıp buraya döndük. Bunu herkes biliyor. Şöyle baktığınızda da karşı tarafta dolu ve iki tane geçit var alt üstü. Orayı da göstereceğim şimdi. İki taraftan da savaşıyoruz. Ve şöyle bir şey var. Bizim savaş sebebimiz yok. Yani bizim savaş sebebimiz olsa aslında her şey daha farklı olacaktı. Şimdi onun zaten zararını birlikte göreceğiz. Şöyle arkadaşlar, ilk vuruşlar geliyor. Bakın tek tük geliyor. Çünkü üst tarafta da geçit var. Evet, ilk arkadaşı gönderdik. Postaladık ilk arkadaşı. Canım yarıda kalıyor ve çekmiyorum. Tekrardan diğerini de bekliyorum. Hani ne olur ne olmaz diye. Belki ondan da bir beraberlik alırız. Şöyle baktığımızda Cadı Kral, Ölümsüz, Lurt ve Sauron kullanmış. Güzel pataklamışız. Ondan sonra bir de Sunit geliyor. Ona kaybediyorum ama güzel bir hasar verdiysem yeterli. Aynen. Evet arkadaşlar, şöyle baktığımız zaman üst geçitte de saldırılar başladı. Ve gördüğünüz gibi kale kent kurmuşlar. Geçitin ağzına kurmuşlar yani. Bizim ilk saldırılarımız, Balina dediğimiz arkadaşlarımız ilk oraya saldıracak. Yani savaş sebebi olmasa bile orayı alacaklardır. Ve burada bu geçitte yardım lazım olduğunu söylüyorum. Çünkü hiç oyuncu yok neredeyse. Olanlarda tek tük ve AFK'lar vardı. Ve benim takviye sürem uzundu zaten. Taşınma şey olduğu için, süresi olduğu için ben taşınmamıştım. Evet arkadaşlar, birkaç rapora bakalım. Şöyle bir arkadaşımız var. Jembala diye. Ordusunu görebilirsin. Mor komutanlarla bir komutan yapmış. Mor itemlerle bir komutan yapmış. Ve benim yarım bıraktığım şeyi tamamlamış. Ondan sonra karşımızda böyle bak. Varyaks'ta da savaşıyoruz bir yandan. Hani gördünüz değil mi? Varyaks'taki adamları. İtemlere bak. Yani bir yandan Varyaks'ta da savaşıyoruz. Ve sonuca baktığım zaman yemiş Karo'yu. Yani adamdaki itemleri gördünüz. Ondan sonra şöyle bir Agmar'dan oyunculara bakalım tekrardan. Yani şimdi arkadaşlar birebir de hiçbiri bizi yenemeyeceğini biliyor. Hani Lindon da dahil. O yüzden etrafta adam toplamaya çalışıyor. Topladıkça topluyorlar. Topladıkça topluyorlar, sinir oluyorum. Hani herkese yazmak nedir abi? Hani insanın bir onuru, gururu, adabı olur. Ve şöyle baktığımızda ilk geçite vurduk. Biz vurduk yani. Oradaki oyuncuları hepsini dağıttık. Şöyle baktığınızda hani hepsi gidiyor. Bizden giden yok. Hep onlardan giden var. Ama işte kuş atamayacaksınız. Hani eskisi gibi. Hani ilk videoda göstermiştim. Direkt saniye içinde indirmiştik. Ama şimdi maalesef şey olmadığı için, savaş ilanı olmadığı için kuş atamıyorsunuz. Ve burada da gördüğünüz gibi direkt onları pataklıyoruz. Ama onlardan bazı oyuncular da burada aktif. Şöyle Serkan abi var. Tek vuruşta 10 ordu falan gönderdi. Yani karşı tarafın itemleri bile yok. Nasıl komutanlar koyuyorlarsa anlamıyorum. Ana ordularını koymuyorlar herhalde. Anlamıyorum ki. Ana orduları altta da olabilir. Onlar da arkadaşlar bizim alt geçitte az adam olduğu için alt tarafa vurmaya başladılar. Ve savaş ilanları olduğu için çok daha hızlı kuşatıyorlar. Ve var da biz bunları yaparken bir yandan Varyaks'la, bir yandan Lindon'daki klanla savaşıyoruz. Yani sadece Agmar'la değil. Evet arkadaşlar, baktığımızda ilk geçitte onlar alıyor mecbur. Çünkü savunacak kimse yok. Üst taraftan da biz vurmaya çalışıyoruz ama ne oldu lan? Üst taraftan da hani almaya çalışıyoruz ama yani tam savunan yok ama alamıyoruz. Bunu zaten sebebini anlatmıştım. Şöyle baktığımızda Agmar'a karşı da bu şekilde bir savaş sürüyor. Aynı zamanda Lindon'u da tutuyoruz orada. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ön tarafları tutmaya çalışıyoruz ve baktığınızda şöyle bir arkadaşa karşı güzel tekledim bence. Bu itemleri olan bir arkadaşa rağmen
Adamların hepsinde özel item var lan. Yani bir de geliştirmiş özel itemleri. Böyle bir arkadaşa karşı idare eder bir rapor. Hani benim itemlerim de çok üst düzey değil. Güzelce tekledik diyebiliriz. Evet arkadaşlar, saatler sonunda onların geçtiği, yani bize taraf geçtiği yerleri temizledik ve geçiti aldık. Onlar da karşıda bekliyor. Biz burayı temizledik. Baktığımızda evet, onlar da kendi geçitlerini almışlar. Yani durum bu şekilde, Agmar'la olan durum ilk günlerde bu şekildeydi. Ondan sonra hem Lindon'la burada savaşıyoruz iki yerden de. 19 saatte 15 saatte katılımcı ve ölüm sayısını görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Dunland'da baktığımız zaman 22 saatte 2.6 milyon katılımcı, 894 bin ölü var. Ve Varyax attan geliyor. Bizim üstteki Agmar savaşta kırmızılaşmaya başlıyor. Baktığımızda Etten Evlaklar'ın orada 20 saatte 2.1 milyon katılımcı, 796 bin ölü var. Diğer tarafta da 20 saatte 3.3 milyon katılımcı, 983 bin ölü var. Ve topladığınızda yani neredeyse 7 milyon katılımcı ve 2 milyon ölüyü geçiyor. Burada rekor olabilir bu Agmar'daki olan savaş. Ve arkadaşlar Lindon'dur, Varyax, onlara rağmen de gidip Agmar'dan Etten Evlaklar Kalesi'ni aldık. Evet arkadaşlar, böyle de baktığınızda geçiti yarıp arka tarafa Etten Evlaklar Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Darkside diye bir arkadaşımız var. Baktığımızda itemleri de güzel. Hemen göstereyim. Lurs'u çok güzel. Güzel de hasar vuruyor Lurs. Böyle bir komp yapmış. Güzel de bir komp yapmış. Karayılan da hepsine atak buff alıyor. Çok yüksek bir atak buff'lıyor. Hani itemlerini doğru bir şekilde yapmış yani. Onu söyleyebiliriz. Sonuçlara baktığımızda 201k hasar aldım. 207k da o aldı. Ama level farkıdır, işte ordu farkıdır derken kendisi daha avantajlı çıktı. Agmar'dan da ilk kaleyi aldık. Yani hem Lindon'la savaşıp Lindon'dan ilk kale alıyoruz. Aynı zamanda Agmar'la savaşıp Agmar'dan ilk kale alıyoruz. Ve şöyle baktığımızda Varyax tarafından da 3.5 milyon katılımcı yapmışız Varyax'a. Lindon'dan da aynı şekilde 4.5 milyon. Ve ona rağmen gidip Agmar'dan yine Etten Evlaklar Kalesi'ni alıyoruz. Jardalon'u deniyoruz ama Jardalon'u alamıyoruz arkadaşlar. Askerlerimiz azdı orada. O yüzden alamadık. 5 milyona falan düşmüş sanırım canı. Evet arkadaşlar, şöyle bir de Serkan abinin vurduğu adamlara bakalım. Güzel bir adam ama Gilgalat farkı var diyelim. Lindon'da sağlam adamlar var. Diğer videoda da göstermiştim zaten. Lindon'daki arkadaşların bazıları çok sağlam. Evet arkadaşlar, Yukaran Düğün Vadisi'ni aldık. Jardolanda da 9 saat içinde 3.1 milyon katılımcı olmuş. Yani orayı da çok denedik. Çok kısa sürede çok insan öldürdük ama olmadı. Evet arkadaşlar, sezon videosunu bile hızlı bir şekilde anlattım. Hemen Bard'a geçelim. Şöyle baktığımızda Bard gelmiş. Bard'ı zaten biliyorsunuz. Film izleyenler bilir. Ejderhayı öldüren lavuk bu işte. Ve şöyle baktığımızda özel itemine bakalım. Özel itemi Siyah Ok. 6. turdan itibaren komutanın saldırıları düşmanın savunma niteliğinin %6 değerini görmezden gelir. Fullediğimizde %36 değer oluyor. Yani ne kadar iyi tartışılır. 6. tur çünkü. Hani çok uzun bir süre. İlk olarak üstten başlayalım. Okçu özelliği var. Bunu full seviyeye getirdiğimizde bir düşman dizilişine %250 fizik sahası oluşturur ve hedefe %40 kanama etkisi verir. 4 defa etkin olur. %40'lık bir kanama çok fazla. Bu okçu becerisi çok fazla hasar verecektir. Aynı zamanda bir dizilişin komutanları tarafından oluşturulan beceri hasarı bir turuna %20 azalır. Bak, bu çok güzel olmuş. Ayrıca sonraki bir turda hedefin savunmasını -10 düşürtürmüş. Yani şöyle baktığınızda okçu özelliği arkadaşlar anladığınız üzere hem fazla hasar veriyor, aynı zamanda kanama veriyor ve bir turda bir gelmesi güzel. Bir turda bir gelmesi neden güzel? Hasar bakımından değil. Komutanın, hani vurduğu komutanın, eğer atak komutanıysa vereceği beceri hasarını %20 azaltıyorsun. Bu çok güzel ve iyilere karşı kullanabileceğiniz bir komutan. Rain Demirak olsun, Aragorn olsun, Gimli olsun, bunlar fazla vuruyor. Bunu iyi, kötülere de kullanabilirsiniz. Sonuçta kötülerde de vuran komutanlar var. Onlar da beceri hasarı vuruyor. Onu da hani sonuçta onlar da etkiliyor. Ondan sonra Girion'un soyu adında bir yetenek var. Bunu da full seviyeye getirdiğinizde düşman 4 dizilişine %90 fizik sahası oluşturur ve hedef dizilişin komutanı tarafından oluşturan hasarı turuna %10 azaltır. Atak tarafından bellenir. Bu da mesela güzel. Aslında bu iki yeteneği verirseniz direkt diğer yeteneklerini bile okumadan direkt vurucu komutanlar, yani atak komutanlar dediğimiz Dain, Gimli falan neyse onların hasarını çok fazla düşürmüş oluyorsunuz. Ve bu da iki turda bir geliyor. Yani üçüncü turda aktif oluyor. Üçüncü turda aktif olması demek bütün hasar komutanları neredeyse en yüksek hasar vurduğu zamana denk geliyor. Aynı zamanda dört düşmanı hedefede kanama oluşturur %30 şansla.
4 defa etkin olur. Yani üst üste 4 kere kanama olacak ve kovalama varmış bu beceride. Vallahi çok güzel bir özellikler getirmişler. Şaşırdım aslında bu kadar güçlü getirmelerine. Ondan sonra Dale Kralı diye bir şey gelmiş. Komutan dizisindeki insanlar ya da cüceler atak artar 30. Her turda da %30 şansla maksimum hasar oluşturur. İnsanlar ya da cüceler. 3, 6 ve 9. turlarda saldırı yaparak tek seferinde 2 dizisine %500 fesat oluşturur. Fakat komutan 3. turdan itibaren normal saldırı yapamaz. Anında hedefe kanama etkisiyle tam hasar oluşturur. Maksimum 3 defa etkin olur. Büyü turuna %20 şansla da hedefe deli koşturur. Yani şöyle baktığımızda normal saldırı yapamıyorsunuz Lindon T4'ü gibi ama 3, 6 ve 9. turlarda 2 hedefe %500 fiziksel hasar veriyorsunuz. Lakin 3. turdan sonra normal saldırı yapamıyorsunuz. Zaten bunlar da beceri hasarı, normal saldırı değil. Şöyle okçu, griyonun soyu ve ejder avcısını fullediğiniz zaman deli gibi bir şey oldu bence. Yani bu komutanın çok fazla hasar vuracağını düşünüyorum. Çünkü fiziksel hasar vurmak ayrı, bunu bir de kanama olarak vermek ayrı. Atak komutanlarının hasarlarını, beceri hasarlarını düşürtüyor. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadar. Şimdilik sezon da bu şekilde. Savaşlar devam edecek, olaylar daha büyük olacak. Beklemede kalın. Yeni komutanı beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlarda yazın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.